Değerli kardeşlerim, tekrardan merhabalar. Edebi akımlarla devam ediyoruz. Artık edebi akımlarda daha karışmaya müsait. Hani böyle babaları yaptık ama genelde bana gelen Instagram mesajları en az ona yapıyor, yönlendirdi. Ya hocam işte ben şunu karıştırıyorum, bunu karıştırıyorum gibi. Aslında edebi akımlar dersini de şu an gündeme almamın gerekçesi de belki de bu videoydu. Çünkü kısmi olarak size şu konuda itimadım sonsuz. Yani realizmi kıvırıyorsunuz az çok. Ya da bir romantizmi kıvrılabiliyor falan ama özellikle şu empresyonizm, ekspresyonizm isimler de çok benzer olduğu için ufak tefek karışmalar olabiliyor. Peki keza bu videomuzun devamında benim de çok sevdiğim bazı akımlar var. Mesela dadaizm gibi, fütürizm gibi akımlardan bahsedeceğiz. Biraz hem karıştırmanızın önüne geçme gayesiyle yapılmış bir videodur. Aynı zamanda yine kısmi olarak sadece sınav için de değil, biraz da bilgilenmek, filmlere, biraz fotoğraflara öyle bakabilmek adına da güzel bir ders olacak inşallah hep beraber. Çok uzun soluklu bir ders de olmayacak. Yani sizi üzmeyeceğim. Beni biliyorsunuz 20-25 dakikada işi toparlayıp devam ediyoruz. Genelde o rotayı izliyoruz. Şimdi başlayalım o zaman empresyonizmle. Kaldığımız yerden devam ettik. Ya da bir diğer adıyla Türkçeleştirirsek izlenimcilik. Şimdi impression, yani izlenmekten kastı şu. Ne istiyor hocam bu? Özellikle hatta bakın burada çok tuhaf bir isim göreceksiniz, Ahmet Haşim. Ama hocam diğer videoda sembolizmin altına yazmıştınız. Doğrudur. O zaman da demiştim ki hatta sembolisttir ama biz bunu böyle iddia ediyoruz. Normalde akademisyenler bu konuda biraz ihtilafa düşmüş durumları var. Yani kimi akademisyenler diyor ki hayır hocam işte bu adam net bir şekilde işte bir empresyonisttir gibi. Şahsi fikrimi soruyorsanız ki sormuyorsun, soramıyorsun. Bence empresyonist. Neden hocam? Çünkü Ahmet Haşim ya da empresyonistlerde şöyle bir tutum vardır. Şöyle bir tavır vardır sanatlarına karşı. Bir nesnenin onların içinde uyandırdığı izlenimle ilgilenirler. Yani hani bu şuna benzer, daha önceki dersimizde anlattığımız gibi bir manzara görürsün. Hatta Cem Yılmaz geyiğidir ya, işte kimisi bakar İstanbul'a Yahya Kemal olur, kimisi kalkar işte İstanbul'a küfreder. Yani silüet aynı silüet ama kişinin içinde uyandırdığı izlenim bambaşka. İşte empresyonistler, sembolistler ve diğer aslında diğer anlattıklarımızdan şöyle ayrışmaya gidiyorlar. Diyor ki her güzel şey, yani bana göre güzel olan bir şey karşı taraf için güzel olmayabilir. Örneğin çevrenizdeki müzik tarzlarından pay biçin. X bir şarkı karşı taraf bir kişi tarafından şunu söylenebilir. Ya harika bir şarkı, beni çok hüzünlendiriyor diyebilir. X bir alanlar ki bence berbat. Yani örneğin Müslüm Gürses. Ama işte sevda yüklü kervanlar. Şimdi X bir kıza söylersin ay bence çok kro der. X bir adam önüne koyar, bunu bir güzel demlenir veya kafasını bulur falan. Yani kişiye göre değişebiliyor. Yani bunun dünyadaki bütün nesneler üzerinden düşünebilirsiniz. Kahve keyfiniz bile aslında empresyonizm. Hani presten aklına gelsin. French press diye bir şey vardır ya kahve yaparken. Onun senin içinde uyandırdığı şey farklılaşabiliyorsa sanat farklılıktır ve daha kişisel bir tutumdur der. Yani atıyorum Ara Güler'in bir resmini görürsün. Sen dersin yani ne işte adam sokağa çekmiş dersin. Ama X bağlanlar ki sokaktaki şu köşede duran simitçinin yüzündeki çizgideki hüznü görüyor musun der. Detayını anladın mı? Yani empresyonistlerde dış dünyanın kişi içerisinde bıraktığı izlenim farklılıktır. Sanat bireyseldir derler. Hatırla. Ahmet Haşim de böyle söylerdi. Sanat kişiseldir derdi. Sanat şahsi ve muhteremdir derdi, değil mi? Fecraticiler. Hatırlayın, o zaman konuşmuştum. Burada da aslında bazı akımların altında verdiğimiz nokta. Bir de olur, benim başıma geleceğini bildiğim için söylüyorum. Yazacaksınız çünkü. Ama hocam işte ben nereden bileyim? Verlaine, işte Rimbaud'u şurada da yazmışsınız. Dostlar, burada biz bizeyiz. Şunu çok net bir şey söyleyebilirim size. Hiçbir sanatçı çok böyle eğer akımı kurmuyorsa, yani akımın kurucusu değilse, ben şu akıma mensubum çok demez, zikretmez. Edebiyat tarihçileri onun muhtelif şiirlerine göre bazı dönemlerinde sembolizme, bazı dönemlerinde X bir akıma kanalize edip, yani biz söylüyoruz, sen işte atıyorum Verlaine'a diyoruz ki sen işte empresyonistsin ama acaba şu an Verlaine yanımızda olsa yani yok ben böyle bir şeyim yok diye edebilir. Bu biraz edebiyat tarihçilerinin tasnifleme hırsıyla alakalı bir durum. Çünkü az önceki bazı videolarımızda da sembolizmin altında falan da vermişliğimiz var. Rainer, Rilke yine dostlarım empresyonizm içerisinde yer alır. Türk edebiyatında çok büyük büyük yansımaları yok. Biraz fecraticiler için belki bu ifadeyi kullanabilir. Yani Faik Ali'ler, Celal Sahirler'de falan biraz vardır ama çok çok yoğun, net bir empresyonizm Türk edebiyatında o ilkelere sadakat görülmemiş ama kısmi olarak X bir yerde görürseniz diye ben yine de Ahmet Haşim yazdım. Ama hocam falanca kaynak sembolizmde mi? Hatırlasan sembolizmde söylemiştim. Aman didişmeyelim.
geldik ekspresyonizme, adeta dışı gibidir. Yani zıttı gibidir, affedersin. Zıttı desek daha doğru. Ben ekspresyonizmi, empresyonizmi öğrenci kafasıyla kendim karıştırmak istemediğimde hep böyle bir Agatha Christie'nin bir korku Şark Ekspresi Cinayeti diye bir kitabı vardır. Ekspres kelimesinden tutarım. Çünkü ekspresyonistler ise aksi bir şekilde sanatçının kendi içindekini dışa vurması. Şimdi burada durum neydi? Gördüğü dışı içine özümsüyordu. Yani silüete bakıyordu, içinde uyananla yazıyordu. Bu sefer ise diyor ki benim içimde olan ne varsa, zafiyetlerim, mutluluklarım, sevinçlerim, hayretlerim ne varsa bunu nasıl dışa vururum kaygısı vardır. Bir de o az önceki hoş dedik ya Şark Ekspresi Cinayeti, ne alaka hocam? Çünkü ekspresyonistlerde saplantılı bir şekilde korkulu hikaye, korku hikayeleri yazma vardır. Yani biz korku filmi falan diyoruz ya. Açıkçası o korku filmi diye seyrettiklerinin birçoğu da ekspresyonizme sadık bir şekilde yazmaya çalışmış. Mesela fantastik kurguların birçoğu aslında ekspresyonizme uygundur. Ne gibi hocam? Harry Potter serisi. Tamam, J.K. Rowling'in yazdı. İşte ya da Yüzüklerin Efendisi izledik. Yani ben çok severim en azından. İşte o seriler aslında bir sanat eseri olarak ortaya koyduğumuz zaman aslında ekspresyonizme, yani dışa vurumculuğa daha sadık. Daha sadık. Ruhsal durumu ortaya koyarlar. İçi dışa vuruyorsun ama için dışın bir diyoruz. İçini dışına koyuyorsan ruhsal durumunu ortaya koymak zorundasın. Özellikle burada bir isim var. Dilerim okudunuz. Franz Kafka. Kafka açıkçası bir ekspresyonist sorusu gelirse bize bu işin tepesinde oturacak. Hocam ama ne alaka korku dedin, ben hatırlayamadım Franz Kafka'nın. Korkudan kastınız dostlar, bu Amerikan filmlerinde izlediğiniz işte kapıya saplanan bıçak, klasik o çığlık filmindeki gibi bir şey düşünmeyin. Kafka'nın ifade ettiği şey modern dünyanın zaten kendisi korkunç diyor. Hatırla o başkalaşında veya dönüşümde bir sürü isimle çıktı Metamorfoz'da. Neydi meşhur motto giriş? Gregor Samsa bir sabah uyanır ve artık bir, değil mi, hamam böceğini, bir böceğe dönüşüyordu. Gregor Samsa'dan sen şunu diyebilirsin ya, işte tamam adam kurgu. Adam sana anlatıyordu. Seni anlatıyordu daha doğrusu. Diyor ki sen, şimdi senin annen, baban, işte çevren. Ya hocam ben dış görünüşe önem vermiyorum. Adam aynı adamdı, ruhu aynıydı. İnsan gibi bir ruhu vardı. Ama görüntüsü aman böceğiydi ve öz ailesi dahi onu ne yapıyordu arkadaşlar? Kimseye göstermiyordu. Yani Türkçesi utanıyordu. Öyle değil midir? Franz Kafka işte modern dünyadaki o insanın dış görünüşü, aslında ben dış görünüşe önem vermiyorum diyen herkesin aslında nasıl önem verdiğini gösteriyor. Şahsen benim bile çok başıma geldiği bir şeydir. Yani adam mesela benim tipime bakıyor ya, bundan öğretmen mi olur diyor. Tipe bak diyor, işte küpesi var diyor, şu diyor, bu diyor. X bir insanı görüyoruz, şehrinden dolayı diyoruz ki şu şehirdeyse onlar yobazdır diyoruz. Şu şehirdeyse bilmem ne işte. Kafka korku senaryosunu aslında öyle ortaya koyuyor. Korku dediğimiz şey illa biri birini öldürmesi, cinayet falan diye kurgulamayın. Keza burada yine çok büyük bir isim vardır, James Joyce. Ulysses'te, yani herhalde hocam ömründe okumakta en zorlandığın kitap nedir desen herhalde o olurdu. Joyce okumaları çok zordur. Sabırla okuman lazım ama oku yani bunu, hani ben çok isterim bunu. Yine dostlar aslında o senin yaşadığın korku senaryosunu anlatıyor. Sabahları erken kalkma zorunluluğu, işe gitme zorunluluğu bir korku senaryosu diyor. İstediğin saatte uyuyamıyorsun, işe gidiyorsun çünkü istediğin saatte uyanamıyorsun. Öğrencilerine kavuşmak istiyorsun, devlet sana 3 aşamalı bir sınav, ardından mülakat, ardından bilmem ne getiriyor. Bundan hala korku senaryosu olur mu? İşte bu ekspresyonizmdir. Yani her KPSS öğrencisi biraz aslında bir korku senaryosunun içinde yaşıyor desek. Hocam Türkiye'de var mı peki? Türkiye'de bir yandan çok, aslında çok isimler var. Bazen Demir Özlü falan da bu çizgide ama daha çok egzistansiyalizmle bahsediyoruz. Kenan Hulusi Koray. Yedi Meşaleciler içerisinden hatırlayacaksınız. Rebecca Pansiyonu'nu, Osmanoflarını falan. Fakat işte bizde o Franz Kafka tadında çok var şu an, modern yazarlarımız var ama çok hala da açıkçası etkisini sürdürdüğünü söylersek biraz yalan söylemiş olurum ki söylemeyeceğim. Gel gelelim dadaizme. Sanatta yıkıcılık, anarşizm, her şeyi hercümerc etmek nedir diye sorulsaydı hiç kuşku yok ki bu dadaizm olurdu. Size ben bu hikayeyi anlattığımı hatırlıyorum Yeni Türk Edebiyatı'nda. Sahneyi canlandıracağım size. İkinci Dünya Savaşı biter, Dünya Yazarlar Birliği pen toplanır. Herkes konuşmalar yapar, çıkar bu kürsü gibi bir kürsünün üstüne. Dünya barışından, insanlıktan, savaşın kirinden, Hitler'in işte zalimliğinden, Mussolini'yi kötülerler falan. Bu hikayeyi bir daha anlatacağım yani dadaizmi anlamamız için.
Bir adam el kaldırır oradan. O da söz hakkı ister. Yanına bir hanımefendiyi çağırır. Herkesten bir kelime rica eder. Şapkasını tıpkı benim gibi böyle aşağı biraz dağılmış. Çıkartır. Sonra şapkaya o kelimeleri yazılan saçma sapan, işte kalem, hocam işte defter, duvar hocam, işte atkı, şal yazar, kelime işte o şapkadan çıkartır ve der ki hanımefendi, leydim yazar mısınız der ve hanımefendi o güzel güzel kelimeleri yazar ve başlar onu okumaya. Kalem, şal, atkı, duvar, kadınlar, aşk. Der ki artık yeni yüzyılın şiiri bu. İnsanlar ayaklanır, der ki böyle şiir mi olur, dalga mı geçiyorsun? Duyduğun kelimelerle alt alta yazacaksın, bu da şiir olacak, böyle şiir mi olur der. Ve işte o meşhur tiradı tizara atar. Der ki doğru söylüyorsunuz, böyle şiir olmaz. Ama sizler 1939-45'li yıllarda çocuklar katledilirken, insanlar işte o hatırlayın yani katliamlar, soykırımlar yapıldığı zaman hiçbiriniz sesinizi çıkartmadınız. Hatta aranızda Hitler'i destekleyenler onun savunucuları oldu. Mussolini'nin büyük bir önder olduğu, lider olduğu söylediniz. Fakat savaş bitti. Şu an hepiniz savaşı kötüleyen, insanlığı öven, sevgiden, aşktan, barıştan konuşuyorsunuz. Hepiniz sahtekarsınız. Artık yazılacak güzel hiçbir şey yok. Her şeyi yakacağız, her şeyi yıkacağız derler. Büyük bir alkış kıyamet kopar derler ki doğru söylüyorsun. Sen adamsın, sen adamın dibisin derler Tristan Tizara'ya. O zaman biz bu akıma bir isim verelim derler. Tristan Tizara der ki beni hala anlamıyorsunuz. Artık yazılacak güzel hiçbir şey kalmadı. Anlamıyor musunuz benler? Olsun bu bir akım olsun ve biz bu akıma bir ad vermeliyiz derler insanlar. Malum akımı seviyoruz. Alırlar oradan bir sözlük. Madem Tristan Tizara der ki yıktık her şeyi, açarlar sözlüğü, elini koyar Tristan Tizara ve eline gelen kelime dada, yani Fransızca'da oyuncak, bebek, kukla, puppet gibi. Dada, iyi der, madem bu kadar salapati bir sanat ortaya koyduk, bu akımın da adı sanı bu olsun der. Yani sanatı yıkmak, kuralları reddetmek, akustikmiş, kelime seçiminde hassasiyetmiş, işte efendim kulağıma gelirken çok da güzel gelsin, gözümde canlandırsın, iş dünyamı versin, yok dışıma da vurayım, umursamaz. Ve Tristan Tizara kısmi olarak André Breton yapar. Türk edebiyatını çok az ender, André Breton'dan etkilenerek biraz, Turgut Uyar kısmi olarak çok tutmamış bir akım. Hocam Turgut Uyar sürrealizm deme, onu konuştuk. Küçük İskender, çok severim, kaybettik yakın dönemlerde. Küçük İskender kısmi olarak onun şiirlerinde görebiliriz. Biraz Tezer Özlü'de görebileceğimiz o yıkma tavrını, ama Dadaizm Türkiye'de maalesef çok hakkı verilebilmiş bir akım değil. Gel gelelim fütürizme. Fütürizm ise tam tersi, çıkışı itibariyle İtalya'da çıkıyor ki Andrea Marinetti, İtalyan Marinetti'nin çıkarttı. Marinetti aslında kendisi İtalyan Faşist Partisi'ni destekliyor. Yani Mussolini hayranı bir adam ve aslında akımı ortaya koyduğunda biraz Mussolini'ye hizmet etsin. Savaş aletlerini övmek, o makinaları övmek üzerine çıkan bir şey. Kabataslak öyle ifade edebiliriz. Fakat fütürizm daha sonra biçimlenerek tam tersi bir mecrada, yani o dönemin faşizminin olduğu İtalya'dan çıkıp daha filizlendiği, yükseldiği yer Rusya, Sovyet Rusya'da Mayakovski, yani Nazım Hikmet Ran'ın da çokça etkilendiği adamlardan bir tanesi tarafından yapılır. Nedir hocam bu fütüristler? Gelecekçilik değil mi? Doğru. Fakat daha biçimlendirici bir şeyler söylemek zorundayız. Bir kere sanatta asla geçmişi veya bugünü önemsemezler. Hep geleceği tasarlamak. Ne demek hocam bu? Yani bilim kurgu, teknoloji, işte ne bileyim şu anda bazı, şu an yaptığımız şey aslında. Yani online bir ders yapabilmek veya işte atıyorum YouTube'dan işte Asomur Toprak işte edebi akımlar diye taratıp izlemek, hep gelecek. Yani günü planlamamak ve bu isimlerde hatta çok ilginç gelebilir. Tarihi eserlerden, müzelerden nefret ederler. Hemen bunları yıkmamız lazımlar. Bizim eskiye bağlı kalacağımız herhangi bir şey bizi asla ileriye götürmez. Yıkacağız der ve çok güzel bir akademik çalışma vardır Aydın İleri hocamızın. Fütürizmle ilgili. Orada gördüğün zaman işte ne diyeyim o adamların, Arthur C. Clarke, uzay,
İşte ne bileyim yani hiç gerçekleşmemiş şeyler. Şu anda aslında yaşadığımız şeyleri o dönemde yazmışlar. İşte mesela bir telefon olayının bu noktaya gelmesi, işte sosyal medyanın bu noktaya gelmesi. Fütüristlerin ağırlıklı olarak bilen makina çok önemsenir. Çok. Yani Nazım Hikmet'in o meşhur şiirinden aklında kalacak. İşte trik trak makinalaşmak istiyorum. Yani makinalaşmaktan da kastı şu. Hocam sanki kötü bir şeymiş gibi duruyor hani diye de düşünebilirsin. Fütürizm özellikle Mayakovski ile beraber şu bakış açısından. İnsan hayatı çok kıymetli ve çok kısa. Bu çok kıymetli ve çok kısa hayatı yaşayabilmemiz için teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi lazım. Yani insanın fiziksel gücünü vermeden güzel bir hayat yaşaması lazım. Şöyle düşünün. Şu an cep telefonuyla YouTube'dan açtın işte benim videomu izliyorsun. Ama normalde böyle bir şey olmasaydı işte bir dershaneye sabah uyanıyorsun gidiyorsun. Sırada bekliyorsun. Hocanın biri gelecek. Dinleyeceksin falan. Not tutacaksın falan. İşte teknoloji sana ne yapıyor? Cebinden gidip telefonu alıyorsun, koyuyorsun. Günün istediğin saatini önüne kahveni koyuyorsun ve izleyebiliyorsun. Basit bir şeyden veriyorum. İş saatleri kısalır diyor. Yani robotlar olursa mesela diyor. Dolayısıyla robotlar benim işimi yapabildiği için ben daha kendime zaman ayıracağım ve daha sanatla, daha güzel şeylerle ilgileneceğim. Şöyle düşün. 200 bin milyar doların bankada olmuş olsa, hiçbir gelecek kaygısı taşımayacak olsan, ya arkadaş ben yıllardır bağlama çalmak istiyordum, bir bağlama kursuna gideyim dersin. Ya ufak tefek resmeye yeteneğim var, resme gideyim dersin. Çünkü parasal olarak rahatsın. İşte fütürizm sana o kolaylığı sağlayacağını iddia ediyor. Marinetti, Mayakovski bu işin tepesindeki adamlar, babaları, Marinetti kurucusudur. Popülerliğini sağlayan Rus şair Mayakovski'dir. Bizde Nazım Hikmet Ran tabii ki. İşin tepesinde duran adam, isimlerin soy isimlerini seçerken soyadı kanun olduğu dönemlerde dinamodan adamların o bilime, makineye takıntısını anla. Yani öyle bir tutku Hasan İzzettin Dinamo. Çok ilginç bir detay daha olsun. Hatta Nazım Hikmet hocam bizde bunu ilk yapan adam mıdır? Hayır. İlk bizim fütüristimiz o değil. Hatta Ercüment Behzat Love'dır. Love silahlarını bilirsiniz belki. Love füzeleri falan vardı. O da yine bir teknolojiye bir göndermedir ama neticede aslında böyle hercümerc edelim hocam ben katılmıyorum, antika seviyorum falan filan, o dert başka. Geçmişi yıkalım, hayatı kolaylaştıracak teknolojik bir platform yaratma kaygısıyla yapılır. Canlarım bir derslik daha işimiz kaldı. Ondan sonra yüreğinizi berrak bir şekilde arındırıp edebi akımlarla ilgili arzu ettiğin testi çözebilecek kıvama geldiğinden, derler ya pembeleşinceye kadar kızartın. Kızardınız bence artık, servise hazırsınız. Yüreğinizden öperim, kolay gelsin.